Şimdi biliyorsun Ender Öncü, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde çok önemli bir yıldı 2019 yayalar açısından. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Tüm şehirlerde yaya öncelikli geçişlerin olduğu kavşaklara çok güzel uyarı levhaları ve yola yazılar yazıldı. Burada yaya öncelikli bir geçiş var şeklinde uyarı yapıldı. Tabii ki yollar sadece arabası olanların değil, öncelikli olarak yayalarındır. Bunu kabul ediyoruz ama şimdi yaya öncelikli kavşakla, yaya öncelikli nasıl söyleyeyim, geçiş yeriyle trafik ışığını görerek yapılan geçiş yerlerini birbiriyle karıştırmamak lazım. Şimdi şöyle olayı anlatıyorum Ender Yüncü. Aracımızla biz geldik. Kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta durduk. Yayalara yeşil yanıyor. Yayalar geçtiler. Yeşil, yayaların yeşili kırmızıya, bizim ışığımız yeşile döndü. Biz normal yol bizimdir, biz geçeceğiz. Ama bizim Erzurum'daki araç durumuna yayalarımız taşıyor. şöyle diyor. Nereye gidiyorsun? Yaya öncelikli geçişi. Kardeşim bak, ışığı biz bekledik. Siz geçtiniz. Şimdi siz bekleyeceksiniz, biz geçeceğiz. Bunun herhalde benim anladığım kadarıyla, yanılıyorsam trafik şube bizi uyarsın bu konuda. Yaya öncelikli ışık olmayan kavşaklarda yaya öncelikli geçiş var ve insanların arasında bu konuyla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Yayalar sürekli olarak o hakkın kendilerinde olduğunu, ışığın olduğu yerde de öyle zannediyorlar. Şoförlere abuk sabuk konuşuyorlar, çıkış yapıyorlar. Buradan bir kavga çıkacak. Yakında bununla ilgili haberler çıkacak Erzurum medyasında. Bu konuda ne diyorsun Ender? Şimdi bir Erzurumlu diyor ya, ya araç durur da da şürür. Tamam eyvallah Tamam da. eyvallah da şey Türkiye genelde Işık uygulanan yoksa. bu uygulama trafik kalabalık olan şehirlerde gayet güzel bir şekilde işliyor. Niye? Araçlar zaten normal çok ağır seyrinde devam ediyor. Ama Erzurum'daki trafik yoğunluğu biraz daha büyük şehirlere nazaran daha az olduğu için o yaya geçidine yaklaşırken yavaşlama hissi duymuyorlar. Erzurumlu ne yapıyor bizim vatandaşlarımız? Yaya geçidi var, öncelik benim deyip yola atlıyor. Biz de henüz buna alışkın bir toplum olmadığımız için Evet. Orada kazalar oluyor. Dün akşam 22 civarlarıydı. Palandöken Devlet Hastanesi'nin önünde 60 yaya kendini, "bura benim yolum" diye karayolları güzergahından gelen araç da orayı bilmeyebilir. Orada bir kaza olayı yaşadı. Çok üzücü bir kaza oldu. Şunu söyleyeyim. Bizim halkımız biraz bu yaya geçitleri görünce özgüvenleri iki kat artmış İki gibi. kat artmış gibi. Yani özgüvenleri arttı halkımızın. Diyor araç duracak, tamam da yani o an Acaba Erzurum'un prosedürü ne? Bunun şartları, kanunu ne? Bunu bir bilmemiz gerekiyor Cem Bey, işte. Erzurum'un şartları, bir de kış şartlarında o anda fren. Yani yaya da bir önce sağına soluna bakmak zorunda bence. Evet. Yani ben sağına soluma bakmıyorum, araç burada durmak zorunda. Canından olursun kardeşim. Canından olursun. O yüzden bunun kanunu yok. Bunu dikkatli hem şoför arkadaşlar Evet, hem de karşılıklı anlayış içerisinde içerisinde yürütmemiz Ender lazım. çok güzel anlattı. Hani diyor ya, efradını cami, ağyarını mani. Yani her şeyini anlattı Ender Bey. Teşekkür ediyoruz. Bu konuyu da burada kapatıyoruz.